Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Bu videoda size fail-safe sistemlerinden bahsetmeye çalışacağım. En basit haliyle fail yani bir hata olduğunda devreye giren, safe yani drone'un güvenliğini sağlamaya çalışan sistemlerin genel adıdır. Hardpilot kartlarında birçok farklı fail-safe ayarı mevcut. Her birinin de birbirinden bağımsız ayarları var. Bunlardan en sık kullanılan GCS fail-safe, yer istasyonuyla bağlantı kesildiğinde, battery fail-safe, pil voltajı belli bir seviyenin altına düştüğünde, GPS failsafe ise GPS bağlantılı bir uçuş yaparken GPS bağlantısında bir sorun meydana geldiğinde devreye girer. Ancak bu videonun konusu bunlar değil. Ben bu videoda kumanda ile bağlantı kesilince devreye giren throttle failsafe'in ayarlarından bahsedeceğim. Şimdi bunun için öncelikle Mission Planner arayüzüne giriyoruz ve drone ile bağlantımızı sağlıyoruz. Hemen ardından Initial Setup, oradan da Mandatory Hardware'e giriyoruz. Altından Failsafe sekmesine tıklıyoruz. Karşımıza çıkan pencerede bu ayarları yaparken drone'un pervanelerinin takılı olmaması gerektiğine dair bir uyarı alıyoruz. Ancak biz zaten USB üzerinden bağladığımız için ve drone'un pili takılı olmadığı için böyle bir işleme gerek yok. Tamam'a tıklayarak bu ekranı geçiyoruz. Şimdi bu ayarları yapmak için kumandaya da ihtiyacımız olacak. Bunun için ekranın sağ altına kumandanın görüntüsünü alıyorum. Videonun bu kısmını dinlemeden önce eğer dronelardaki kanal kavramını bilmiyorsanız üstteki linkten daha önce kanal kavramını anlattığım videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim ayarlara. Öncelikle kumandayı açıyoruz. Kumanda çalışırken 3 numaralı kanaldan yani güç kanalından minimum 1091, maksimum 1926 değerinin gittiğini görüyoruz. Şimdi burada önemli olan biz kumandayı kapattığımızda yani bağlantı kesildiğinde ne oldu? Evet, ekranda gördüğünüz gibi bağlantının kesilmesi en son değerin hala aynı şekilde devam etmesini sağlıyor. Güç kolunu minimuma alıp açıyorum. Anten bağlantısı sağlandıktan sonra tekrar normal çalışmaya dönüyor. Şimdi throttle failsafe ayarını yapmamız için bizim kumandayı kapattığımız zaman kumanda alıcısının bu bağlantının kesildiğini algılayıp 1091 değerinin de altında bir değer göndermesi gerekiyor. Peki bu değer kaç? Bunun için ekranda Radio Failsafe bölümünde Failsafe PVN değerini görüyorsunuz. Bu sayının anlamı eğer 3 numaralı kanaldan 980 değerinin altında bir değer gelirse uçuş kartı Failsafe modunu aktive eder ve önceden ayarladığımız moda geçiş yapar. Şimdi ilk olarak kumandadan Failsafe ayarımızı yapalım. Bunun için kumandaya gidiyoruz ve trim ayarı dediğimiz ince ayarı güç kolu için en aşağıya çekiyoruz. Bunu yaptığımızda 3 numaralı kanalın 941 değerine kadar düştüğünü görüyoruz. Bu yaptığımız ayarla kumandadan giden minimum ve maksimum değeri yaklaşık olarak 200 birim kadar düştüğünü görüyoruz. Şu andaki minimum gönderdiği sayı da failsafe'i aktive etmek için yeterli. Bunu sağladıktan sonra kumandanın ayarlarına giriyoruz. Buradan Failsafe başlığına giriyoruz. Ardından 3 numaralı kanalın yani gaz kanalının normal değil Failsafe moduna geçirip %3'lük değerle yani şu anda gönderdiği değerle aktive ediyoruz. Kumandada yapacağımız ayar bu kadar. Ardından kumandadan yaptığımız trim ayarını da eski değerine getiriyoruz. Ve işlem bu kadar. Şimdi bakalım ayarlarımız düzgün çalışıyor mu? Önce kumanda açıkken herhangi bir değere getiriyorum. Ardından kumandayı kapatıyorum. Kumandayı kapattıktan sonra 3 numaralı kanalın 941 değerine düştüğünü görüyorsunuz. Yani failsafe'i aktive ettik. Şimdi tekrar kumandayı açalım. Bağlantı sağlandıktan sonra 3 numaralı kanalın normal bir şekilde çalışmaya başladığını görüyoruz. Minimum 1091 gönderiyor. Minimumdayken kapattığımızda da tekrardan 900'lü değerine düşüyor. Şimdi de son olarak failsafe aktive olduğunda neler yapabileceğimize bakalım. İlk olarak daima return to launch modunu aktifleştir seçeneği var. İkinci sırada eğer oto modda uçuş yapıyorsan oto modda uçuşa devam et seçeneği var. Üçüncü sırada da daima land modunu yani olduğu yere inme modunu aktifleştir seçeneği var. Bu seçim de çok önemli. Burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Eğer biz kumandayı
sabit bir yerden kullanıyorsak, yani biz hareketsizsek ve drone gidip etrafımızda gezecekse en son return to launch'la, yani kalktığı yere inmesi en mantıklısı. Ama follow me modunda olduğu gibi, mesela biz arabayla bir yere doğru gidiyorsak ve drone da bizi peşimizden takip ediyorsa, kumanda bağlantısı kesildiğinde kalktığımız yere geri dönmesindense bulunduğu yere iniş yapması daha mantıklı olabiliyor. Eğer otomodda uzun mesafeli bir uçuş hazırladıysak ve bu mesafede kumandanın kopma ihtimali varsa, bu durumda kumanda bağlantısı kopsa da otomoda devam et seçeneğini seçmek en mantıklı. Burada yapılan en büyük yanlışlardan biri şu: deniz üzerinde uçuş yapacağımız zaman kıyıdan kalkış yapıyoruz ve denizin üzerinde uçuşa başlıyoruz. Eğer burada land modu seçili olursa, kumanda bağlantısı herhangi bir sebepten koptuğu anda drone otomatik olarak denize doğru iniş yapmaya başlayacak. Bunun örneklerini çoğaltmak mümkün. Ben şimdi her zaman return to launch modunu aktive et seçeneğini seçiyorum. Ardından disconnect deyip bağlantıyı kapatıyorum. Şimdi uçuşa hazırız. İlk başta diğer uçuşlarda olduğu gibi loiter modunda drone'u kaldırıyorum ve uzağa doğru götürüyorum. Ardından belli bir yere getirdikten sonra kumandayı kapatıyorum. Ekranda failsafe moduna geçtiğini ve RC receiver'ın bağlantısının olmadığına dair yazıyı görüyoruz. Sonuç olarak failsafe başarıyla aktifleşmiş ve drone RTL moduna geçmişti. Bu şekilde geri dönüp inişini tamamlayacak. Videoyu sonlandırmadan önce son olarak da GPS kullanımından bahsetmek istiyorum. Failsafe aktifleşmeden önce GPS gerektirmeyen bir modda uçuş yapıyorsanız veya GPS modülünüz çalışmıyorsa, uçuş kartı failsafe aktifleştikten sonra land moduna geçecektir. Return to launch moduna geçemeyecektir. Son olarak da uçuş sırasında kumandayı kapatmanın doğru bir hareket olmadığını söylemeliyim. Bunu bu yüzden denemenizi tavsiye etmiyorum. Ben bu videoyu çekebilmek için güvenli olduğuna emin olduğum bir yerde ve kumandanın başında kalacak şekilde çekmeye çalıştım. Şöyle de bir gerçek var. Biz bu ayarı yaptıktan sonra bu ayarın çalışıp çalışmadığını anlamak için bu ayara gerçekten ihtiyaç duymadan denemenin daha doğru olduğunu da düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırmızı uçuşlar dilerim.